O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. Askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona mor bir kaftan giydirdiler. Önüne geliyor, selam ey Yahudilerin kralı diyor, yüzüne tokat atıyorlardı. Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudilere... İşte, onu dışarıya size getiriyorum. Onda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz. İşte, o adam. Böylece İsa başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Çarmıha gel! Çarmıha gel! Çarmıha gel! Çarmıha gel! Onu siz alıp çarmıha gerin. Ben onda bir suç bulamıyorum. Bizim bir yasamız var. Bu yasaya göre onun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı'nın oğlu olduğunu ileri sürüyor. Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. Yine vali konağına girip İsa'ya... Sen nereden geliyorsun? İsa ona yanıt vermedi. Benimle konuşmayacak mısın? Seni salıvermeye de, çarmıha gelmeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun? Sana gökten verilmeseydi, benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı. Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür. Bunun üzerine Pilatus İsa'yı salıvermek istedi. Bu adamı salıverirsen Sezar'ın dostu değilsin. Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar'a karşı gelmiş olur. Pilatus bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı. Taş döşeme İbranice'de Gabbata denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu. Pısık bayramına hazırlık günüydü. Saat 12 sularıydı. Pilatus Yahudilere... İşte sizin kralınız. Yok et onu. Yok et. Yok et. Yok et. Yok et. Kralınızı mı çarmıha gereyim? Sezar'dan başka kralımız yok.
Bunun üzerine Pilatus İsa'yı çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti. Askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp kafatası, İbranice'de Golgota denilen yere çıktı. Orada onu ve iki kişiyi daha çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü öteki yanda, İsa ise ortadaydı. Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhın üzerine astırdı. Yaftada şöyle yazılıydı: Nasralı İsa, Yahudilerin kralı. İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu yaftayı Yahudilerin birçoğu okudu. Bu yüzden Yahudi başkahinler Pilatus'a Yahudilerin kralı diye yazma dediler. Kendisi ben Yahudilerin kralıyım dedi diye yaz. Ne yazdımsa yazdım. Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine bunu yırtmayalım dediler. Kime düşecek diye kura çekelim. Bu olay şu kutsal yazı yerine gelsin diye oldu. Giysilerimi aralarında paylaştılar. Elbisem üzerine kura çektiler. Bunları askerler yaptı. İsa'nın çarmıhının yanındaysa annesi, teyzesi, Klopas'ın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. İsa annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine... Anne işte oğlum. Sonra öğrenciye... İşte annen. O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı. Daha sonra İsa her şeyin artık tamamlandığını bilerek kutsal yazı yerine gelsin diye susadım. Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri mercan köşk dalına takarak onun ağzına uzattılar. İsa şarabı tadınca... Tamamlandı. Ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Yahudi yetkililer Pilatus'tan çarmıha gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık günü olduğundan
Cesetlerin Şabat günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o Şabat günü büyük bayramdı. Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa ile birlikte çarmıha gerilen öteki adamın bacaklarını kırdılar. İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar. Ama askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. Bunlar onun bir tek kemiği kırılmayacak diyen kutsal yazının yerine gelmesi için oldu. Yine başka bir yazıda bedenini deştiklerine bakacaklar deniyor. Bundan sonra Aramatyalı Yusuf, İsa'nın cesedini kaldırmak için Pilatus'a başvurdu. Yusuf İsa'nın öğrencisiydi ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince Yusuf gelip İsa'nın cesedini kaldırdı. Daha önce geceliğin İsa'nın yanına gelen Nikodim de 30 litre kadar karışık mühür ve sarı sabır özü alarak geldi. İkisi İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardılar. İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı. O gün Yahudilerin hazırlık günüydü. Mezar da yakın olduğundan İsa'yı oraya koydular.